Ölümüne başarı yapacağız arkadaşlar. Ölümüne başarı benim kaç yıldır? 3 yıldır sanırım. Düzenli olarak yaptığım bir program. Aslında ücretli yapıyorduk. Ücretli yapmamın sebebi bir takım egzersizler var. Onları yaptığınızda işe yarıyor bu program. Ama yani zor egzersizler. Yapması zor olduğundan değil, üşendiğiniz için, üşendiğinizi sandığınız anlatacağım veya önemsemediğiniz için veya çok isteyip çabalayıp da bir türlü başaramadığınız için bir ücret ödediğinizde onun karşılığını almak için en azından egzersizleri yapma ihtimaliniz artıyor. O kesin. O yüzden ücretli yapıyordum. Yoksa hani bugüne kadar hep bu programla ilgili söylediğim bir şey var. Yaptığım en anlamlı iş diyorum. Gerçekten öyle. Çünkü bugün beni izliyorsanız niye izliyorsunuz, niye dinlemeye değer buluyorsunuz, niye ekran başına geçtiniz bu saatte? Bu programı ben kendim uyguladığım için. Yani benim hedefim insanlara bir şeyler anlatmak değildi. Ama etki alanımı genişletmekti ve bir şeyleri değiştirmekti. Önce kendi hayatımda, sonra başkalarının hayatında. Onu yapmamı sağlayan şey oldu Ölümüne Başarı ve bugün anlatacağım şey de birden fazla programdan öğrendiğim, analiz ettiğim, kendi çıkarımlarım, uygulamalarım sonucu kendi içeriğime dönüştürdüğüm bir program diyelim. Evet, yani aslında durduruyorum Ölümüne Başarı programını demiştim. O biraz şeyden, Türkiye'deki şu anda hani ekonomik durumu da gayet iyi biliyorum elbette. O insanların algısını daraltan ve hayatı genel olarak zorlaştırdığı için böyle şeylere ilgiyi azaltan bir süreç. Ama böyle şeyler dediğim, birazdan anlatacağım şey aslında en çok şu anda ihtiyaç ve şu anda yaparsanız en çok hayatınızı değiştirecek olan şey. İki kamera arasında sürekli gidip geliyorum artık idare edersiniz. Zoom'dan izleyen 41 kişi, Instagram'dan sadece 81. Instagram beni haber vermiyor, duyurmuyor nedense canlı yayınları, o yüzden az. Evet, şimdi bugün bu yayın sırasında paraya dair çok şey duyacaksınız ama ölümüne başarı paradan çok daha fazlası. Yani aslında para yerine ne koymak isterseniz koyun, onun için de işe yarayacaktır. Neden paradan bahsediyoruz? Çünkü bir varsayımımız var. Çok paramız olursa mutlu olacağız, rahat yaşayacağız ve şu anda yaşadığımız her sorunlar her neyse herkes sorun yaşıyor. Elon Musk da yaşıyor. Onlardan muaf hale geleceğiz diye bir varsayımımız var. Varsayım doğrudur, yanlıştır, ayrı konu. Ama bir gösterge olarak hani bir varsayım diyelim ki bir yere kadar doğru. En azından geçim derdi yaşamıyorsanız elbette temel problemlerden muafsınız demektir. Daha üst düzey problemlerle boğuşuyorsunuz demektir. Hepimizin amacı o. Yani geçim derdinin de boyutları var elbette. Çok uzatmayacağım. Hani hiyerarşi var ya, ihtiyaçlar hiyerarşisi. Orada en altta bulunmuyoruz hiçbirimiz. Sokakta değilsiniz, aç açıkta değilsiniz. Bir laptopunuz, bir telefonunuz her neyse olduğuna göre dünya nüfusunda milyonlarca, yüzlerce milyon insandan daha şanslısınız, onlardan daha zenginsiniz. Dolayısıyla o en alt seviyenin üzerine çıkmış durumdasınız. Ama daha fazlasını yapmak mümkün. Benim ölümüne başarıda söylediğim iddialı ifade şu: İstediğiniz her şeyi aslında yapabilirsiniz. İstediğiniz her kişi haline dönüşebilirsiniz. Bunu söyledikten sonra bir es veriyorum çünkü kafanızda ne canlandığını düşünmenizi istiyorum. Bunu söylediğimde ne düşündünüz, ne hissettiniz? İstediğiniz her şeyi elde edebilirsiniz. İstediğiniz her kişi olabilirsiniz. Bunu düşününce, benden duyunca daha doğrusu, hemen doğru ya, evet hakikaten olabilirim demiyor olabilirsiniz. Çok normal. Bilinçaltımız bize karşı güçlü bir engel olabiliyor. Ölümüne başarının tek konusu bu. Bugün çözme konusunda adım atmaya çalışacağımız şey, hemen olmuyor çözüm, bu. Şimdi her istediğini başarabilirsin, her istediğini elde edebilirsin. Ne demek? Niye böyle düşünüyorum? Şöyle bir bakışınız varsa, bir takım insanlar zengin, onlar şanslı, onların her istediği oluyor. Zengin zaten zenginleşiyor, fakir fakirleşiyor. Böyle inançlarınız varsa zaten bu
1-0 yenik başlamak demek istediklerinize kavuşmak, ulaşmak konusunda. Çünkü bu sizin gerçekliğiniz haline gelmiş. Hani dedim ya, bir telefonunuz, akıllı telefonunuz veya bir laptopunuz, bilgisayarınız varsa şu anda yüzlerce milyon kişiden zaten daha şanslısınız. Bunun farkında mısınız mesela? Zenginsiniz. Afrika'da yaşayan, yemeğe, suya erişimi olmayan milyonlarca insana göre çok zenginsiniz. Farkında değilsiniz veya düşünmüyorsunuz veya takdir etmiyorsunuz çünkü insan her zaman daha fazlasını istiyor. Normal, bunu da yargılamak adına söylemiyorum ama farkına varmak önemli çünkü bir başlangıç noktası, bir referans noktası olacak o farkındalık ve hani Afrikalı şanssız tırnak içinde insan bir referans noktasıysa siz ortada bir yerdesiniz. Bir de işte ölümüne başarıda hep örnek olarak verdiğim Elon Musk var. Yüzlerce milyar dolarlık bir net worth'ı, varlığı olan bir adam. Şimdi Elon Musk neden Elon Musk? Biz neden o değiliz? Onun gibi değiliz. Arada bir yerdeyiz. Bu tamamen normalinizle ilgili. Sizin normalinizin çapı ne? Telefon, bilgisayar, laptop, her neyse sizin normaliniz içinde. Buna ulaşmak sizin için zor değil. Hani belki pahalı geliyordur, zor alıyorsunuzdur ama bir şekilde almışsınız normalinizin içinde. Yani şu anda bu yayını izlediğiniz araç bu olduğu için ondan örnek verebiliyorum. Su da diyebiliriz. Su daha ucuz da telefondan. Şimdi normaliniz bir çerçeve, telefon, laptop, cihaz diyeyim özetle. Bunun içinde ise bir cihaza sahip olmak sizin için korkunç görünmüyor, değil mi? Bir telefona sahip olmak çok uzak bir hayal değil, var zaten, normal. Dolayısıyla keşke bir telefonum, bir cihazım olsa demiyorsunuz. O sizin için normal, sahip olmuşsunuz. Onun peşinden koşmuyorsunuz. Başka şeylerin peşinden koşuyorsunuz. Ama bir şeyin peşinden koşma, bir şeyi isteme, talep etme ve ulaşmanın zor olduğunu düşünme, hissetme işte o ulaşmayı zorlaştırıyor. Çünkü o hissiyat, bilinçaltınız 10 milyon dolar diye bir referans noktası koyalım. 10 milyon dolar sizin için korkunç bir miktarsa o normaliniz içinde değil demektir. 10 milyon dolar bir banka hesabınızda bulunması sizin normaliniz içinde ise işte o zaman 10 milyon dolar sahibi olma ihtimaliniz katlanarak artıyor. Açacağım, ne demek istiyorum? Kişisel gelişimle ilgili herhangi bir şey yaptıysanız daha önce çok duymuşsunuzdur. İste versin, evrenden iste versin, Tanrı'dan iste versin, gerçekliğini değiştir diye bir mesaj var. İste. Çok büyük bir yanlış arkadaşlar. İstediğinizde bir şeyi, istediğinizi tekrarladığınızda, düşündüğünüzde, hissettiğinizde olan şey şu. Onun olmadığına dair duyguyu, duygu durumunu, düşünceyi hissetmeyi güçlendiriyorsunuz. Keşke şundanım olsa, keşke şurada yaşasam, keşke şöyle biriyle birlikte olsam. Sadece para değil, dediğim gibi. Başını kaçırdıysanız bugün pek çok şeyden bahsedeceğiz. Hepsi parayla ilgili gibi görünebilir ama değil. Bu bir prensip. Her konuda işliyor. Ama para hepimizin gündeminde olduğu için oradan örnek veriyorum demiştim. İstediğiniz bir şeyi ne kadar çok isterseniz, ne kadar peşinden koşarsanız, ne kadar kendinize tekrarlarsanız, maaşım şu kadar olsa, gelirim bu kadar olsa, şöyle bir evde yaşasam, şöyle bir arabam olsa, işte kişisel gelişim diyor ya iste versin. Hayır, tam tersini yapmamız gerekiyor. Bugün benim iki mesajım var, biri bu. Çünkü dediğim gibi bilinçaltınız, işin tekniğine girmeyeceğim. Ben bilim adamı değilim, mühendisim. Kendi deneyimimi anlatıyorum. Bilinçaltını araştırmak isteyen araştırsın. Bilinçaltı bizim hareketlerimizin, davranışlarımızın, hissiyatımızın %95 ila %99'unu arasındaki çok büyük çoğunluğunu belirliyor. O yüzden siz bir şeyi istediğinizde bilinçaltınıza bir mesaj vermiş oluyorsunuz. Bu bende yok. Bu benim eksikliğim. Bu normalim içinde değil. Normallik çerçevemin içinde bu yok, 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 yok. 1.000 kere, 100.000 kere hayatınız boyunca söylediğinizde, tekrarladığınızda işte o çemberin dışında kalıyor fiilen, fiziksel olarak, duygusal olarak ve sizin işinizi zorlaştırıyor.
Şimdi bu yeni bir bilgi olabilir. Beni daha önce izlemediyseniz, ölümüne başarı oturumlarından herhangi birine katılmadıysanız, istemek ters tepki yaratıyor, ters etki yaratıyor. İstemeyeceğiz. Peki ne yapacağız? Varmış gibi davranacağız. Bir Afrikalı derdi geçinmek değil, geçinmek bile değil, yemek bulmak, su bulmak olan birisi için telefon, bu yayını izlediğiniz cihaz ne kadar uzak, değil mi? Sizin normaliniz olan onun için o kadar uzak. Çünkü daha önce yemek, su bulması lazım. Yani karikatürize ediyorum biraz en uç noktayı göstermek için size. Sizin zenginliğinizi bir kabul edelim, onu bir veri olarak yazalım bir yere. Ondan sonra başka yere gitmek mümkün. Normalinizin çerçevesini ne kadar genişletirseniz hayata o kadar o noktadan bakar hale geliyorsunuz. O noktadan bakan insan farklı davranıyor. Normaliniz genişse, normalinizin çapı ne kadar büyükse oraya o kadar çok şey sığıyor, maddi manevi. Ve o normalini o kadar zenginleştiren insan fakir bir insan gibi davranmıyor. Farklı bir insan gibi davranıyor. Aynı sizin bedeninizde, sizin eğitiminiz, sizin geçmişiniz, sizin hayat deneyiminiz her neyse aynısının bir de upgraded versiyonu var diyelim. Şu anda orada değilsiniz. Yani sizin fiziksel gerçekliğinizin bir üst versiyonu. Var o, ona erişeceğiz. Ona eriştiğimizde o normallik çerçevemize her şeyi, neredeyse her şeyi sığar hale getirdiğimizde o kişi sizin bugüne kadar yaptıklarınızdan farklı şeyler hissetmeye, düşünmeye, yapmaya başlayacak. Benim bu programda anlatacağım her şey benim kişisel deneyimimden kaynaklanıyor demiştim. Kaç yıl önce, neredeyse 7 yıl önce Rusya'da yaşadım 2 yıl ve sıkıcı bir hayatım vardı. Amerika'ya taşınmıştım. Param bitti, dönmek durumunda kaldım. İşte aile nedeniyle Rusya, her neyse oğlum doğmuştu. Orada kalmak benim için bir seçenek değildi. O yüzden o sıçramayı yaşamak için yapmam gerekenler var ve mutlaka Rusya'daki hayatla yaşamak istediğim yer olan Amerika'daki hayat arasındaki uçurumu, maddi o uçurum önce elbette bir şekilde doldurmam gerekiyor. O zaman o arayışa başladım. İşte arayış ortaya çıktı ve bilinçaltının nasıl çalıştığını öğrendim. Bilinçaltı şöyle çalışıyormuş. Bilinçaltınıza bir şeyi ikna ettiğinizde, bir görevi ona devrettiğinizde bilinçaltı mucizevi, yine tırnak içinde, şekilde sizin davranışlarınızı, sadece davranışlarınızı değiştirmekle kalmıyor. Bizim insan halimizle, insan aklımızla açıklayamayacağımız bir takım tırnak içinde mucizeler, olanaklar, şans, projeler, fırsatlar, insanlar devreye giriyor ve bizim hayatımızı değiştiriyor. Şimdi Rusya'dan neden bahsettim? O zaman ilk kendime koyduğum hedef ayda 10 bin dolar kazanmaktı. Hatırlıyorum, keşke kaybetmeseydim, o kanıt gibi yani, üzerine tarih de atsaydım. Ayda 10 bin dolar kazanıyorum. Öğrendiğim şeylerden biri, geleceğe ötelemeyeceksiniz istediklerinizi, kazanacağım demeyeceksiniz. Çünkü o zaman bilinçaltınıza gene kazanmıyorum, ileride bir gün kazanacağım. Sürekli ileride, sürekli ileri atma anlamına geliyor. O yüzden bugünkü, şimdiki zamanla yazılması gerektiğini öğrenmiştim, öyle yazmıştım. 10 bin dolar kazanıyorum diye. Ne oldu biliyor musunuz? Yani uzun bir zaman aralığı, birden buradan oraya gelinmedi ama örnek olsun diye söylüyorum. Ya Kasım geçen yılın sonunda, ya Kasım ya Aralık, ama büyük ihtimalle Kasım ayında işte bir takım danışmanlık programları satıyoruz falan. Bir günde 110 bin dolarlık satış yaptık biz. Kişisel şahsen kazandığım bir para değil, şirketin kazancı, ama bir günde 110 bin dolar. Bakın 6-7 senede ayda 10 bin dolar kazanma hedefinden bir günde 110 bin dolar kazanabilen birine dönüşmemi sağlayan şey şu anda anlattığım şey. İki şeyden bahsedeceğim dedim. Birincisi, normalinizin çapını genişletmek. 10 milyon dolar çok uzak. Evet, normal çoğu insana çok uzak. Çok büyük
bir oranda dünya nüfusuna 10 milyon dolar çok uzak bir miktar. Ama biz beynimizi, zihnimizi manipüle edip onu normalize edersek bir şekilde, o zaman sizin o upgrade edilmiş versiyonunuz dediğim haliniz farklı şeyler yaparak 10 milyon dolar şart değil. Siz 10 milyon doları normalize edin. Normallik çerçevenizin içine sokun da 10 milyon olmasın da 5 milyon olsun. Eğer şikayet etmezsiniz. Mesele sadece neyin sizi korkutacağı konusundaki çapınızı arttırmak. Birincisi bu. Normallikten bahsedeceğiz. İkincisi de işte biraz önce bahsettim aslında. Bunu isteyerek yapmayacağız. 10 milyon dolar istiyorum demeyeceğiz. 10 milyon dolarınız varmış gibi davranarak yapacaksınız. İşte burada işler zorlaşıyor. Çünkü beynimizi manipüle etmek demek, öyle bir iki kere kendimize 10 milyon dolarım var diye yalan söyleyerek geçiştirecek bir şey değil. Çünkü söylediğiniz anda zaten bilinçaltı sizi korumak için, hani hiç girmediğiniz sularda boğulmanızı engellemek için, çünkü onun görevi o, sizi hayatta tutmak, sizi başarılı, zengin kılmak değil. Hemen bir tepki düşüncesi üretiyor, değil mi? Ben biraz önce size sorduğumda 10 milyon dolar ne kadar uzak görünüyor dediğimde, sanmıyorum ki 10 milyon dolar para değil ya, keşke 100 deseydi diyen olsun aranızda. 10 milyon dolar hepimiz için şöyle yukarıda bir yerde. Ve bir kere benim 10 milyon dolarım var, öyle hissediyorum demek de olmuyor. Bunu sürekli hale getirmek gerekiyor. Bunun için bir takım hack yöntemleri var. Benim şahsen paylaştığım. Düzenli olarak her gün 10 milyon dolarımıza ne yaparız diye bir yayın dizisi yapmıştık. Onu hayatımızın bir parçası haline getirmek gerekiyor. Zor olmasının sebebi bu, benim aptalca iyimserlik adını verdiğim egzersiz, çalışma. Sadece kendi zihnimizden, bilinçaltımızdan tepkiyle karşılanmıyor. Çevremizde bizi en seven, bizi düşünen en yakın arkadaşlarımız, akrabalarımız tarafından da normal olarak, yine onları da yargılamıyoruz, eleştirmiyoruz. Normal olarak anlaşılmıyor diyelim, en iyi hafif tabirle. Anlamıyorlar. Ben koşullarım buyken birden zengin bir adam gibi davranmaya başladığında yadırgıyorlar. Normal. Bu da bu mücadelenin bir parçası. Mücadele deyince akla olumsuzluk gelmesin. Yani yapmaya da bilirsiniz. Halinizden memnun da olabilirsiniz. Kendinize herhangi bir maddi manevi bir hedef koymaya da bilirsiniz. Akışına bırakabilirsiniz hayatı. Zorlama ile yapılan bir şeyden bahsetmiyorum. Bir varsayımım var. Siz bunu izlediğinize göre, bu dakikaya kadar hala dinlediğinize göre, 20 dakika oldu neredeyse, varsayıyorum ki ilerlemek istiyorsunuz. Hani burada ilerlemeden bahseden bir adam var, bir takım iddialarda bulunuyor. Onu başka bir şey yapmak yerine şu anda dinliyorsanız, varsayalım bu izleyen herkes başka bir yere gitmek istiyor. Bunu doğru kabul ettiysek, işte etrafımızdakilerin tepkisi ne olur? Önce benim iç tepkimi bastırmam lazım. Normalimin içine 10 milyon doları sokmam lazım. Bunlar zor şeyler. Ama yaptığınızda bir süre, henüz sonuç almadan yaptığınızda, bakın henüz sonuç almadan kısmı önemli. Bir süre yapacaksınız, pat diye hayatınız değişmeyecek. Ben o ayda 10 bin dolar kazanmak hedefinden bir günde 110 bin dolarlık satış yapmaya dediğim gibi 7 yılda geldim. Bunun bir süresi yok, bir deadline yok, ama şöyle bir şey var. Bugün normalleştirebilirseydiniz gerçekten 10 milyon dolara sahip olmayı, bugün şu anda, ama gerçekten normalleştirmek, kendinizi kandırmak, tamam yaptım oldu, hadi sonuç gelsin, nerede sonuç demek değil. Çünkü bilinçaltınızı kandırmak, manipüle etmek mümkün ama süreklilik gerekiyor. Çünkü bugüne kadar sürekli toplumdan, kendi iç sesinizden önce, sonra toplumdan, aileden, etrafınızdan duyduğunuz şeyler, para kazanmak zor. Ekmek aslanın ağzında, çok mal haramsız olmaz. En yakın arkadaşınıza veya ailenize, ben bir gün dolar milyon nere, milyoner bile değil artık, milyon da eskisi kadar yüksek bir şey değil. 10 milyon dolarım var benim mesela deseniz, ne diyorsun ya, delirdin mi sen derler. Bunu bildiğiniz için de
kendinize bile söylemeye başlayamıyorsunuz. İşte bunu yaptığınızda, düzenli olarak yaptığınızda, öyle davrandığınızda, hacklemek dediğim şeyi anlatacağım şimdi. O zaman bir süre sonra, orada bir aralık var, hemen olmuyor. Hemen olsaydı çok çılgın bir yer olurdu dünya. Jim Carrey'nin Tanrı'yı oynadığı bir film var. İzlediniz mi bilmiyorum. Orada Tanrı olsam diyordu, al bakalım diye oluyor bir gün. Ve milyonlarca, dünyadaki milyarlarca insanın dualarını duymaya başlıyor. Onların hepsine her istediğini hemen vermeye başlıyor. Böyle çılgın bir dünya yaşamıyoruz. Neyse ki yaşamıyoruz. Çünkü o sahneyi izlediyseniz hatırlarsınız. Herkesin her istediğinin hemen olması iyi bir şey değil dünya açısından. Yani mesela en basitinden milyonlarca kişi piyangoyu kazanmak istiyor. Hepsine tamam diyor Tanrı olarak. Tanrı rolündeki Jim Carrey. Hepsi kazanınca her birine 18 dolar kalıyor mesela. Hatırlamıyorum rakam ama öyle bir şey. Neyse ki herkes bunu dinlemiyor. Benim bir sürü takipçim var. Burada 55, burada 79 kişi dinliyor sadece. Bu mesajı dinlemeye bile hazır değil insanlar veya izlemeye başladılar, sonra kapattılar. Bu ne zırh oluyor ya diye. O yüzden kalanlar bu mesajı en azından dinlemeye hazırlar diye bakıyorum. O süreç önemli. Söylemeye, hissetmeye, zihninizi manipüle etmeye başladıktan sonra sürdürürseniz, arka arkaya günlerce sürdürürseniz hemen bile bir sinyal görebilirsiniz. Sinyal önemli. Normalinizi genişlettiniz. Kendinizi daha varlıklı, daha başarılı, daha zengin, daha sağlıklı, daha fit, her neyse, dediğim gibi sadece parayla ilgilenmiyoruz. Hissetmeye başladınız. Kısa bir süre. Bir süre sonra bir sinyal. Doğru yoldasın mesajı veriyor bir şekilde evren, her neyse, nasıl oluyor. Aklımız ermiyor diyorum ya, kendimizi çok akıllı sanmayalım. Biz daha ses frekanslarını veya renklerin doğada var olduğu halde, gerçekte var olduğu halde bütün spektrumunu bile göremiyoruz insanlar olarak. Çok sınırlı varlıklarız aslında. Her şeyi anladığımızı sanıyoruz. Öyle değil. Yani aklımızın ermediği şeylere biraz teslim olmak gerekiyor. O yüzden hayatımızda din diye bir şey var. Veya işte başka pek çok insanın inanma ihtiyacı oradan doğuyor. Neye inanacağınızı kendiniz seçiyorsunuz elbette, ama o kısmı önemli. Çünkü her şeyi anlamıyoruz. Bazı şeyler anlayışımızın ötesinde, onlara inanmamız gerekiyor. İnanırsanız bir takım değişiklikler göreceksiniz. Benim kendi deneyimimden ve ölümle başarıda bugüne kadar başarı elde etmiş olan insanlardan söyleyebildiğim şey bu. Bir şeyin peşinden koşmak değil, onu elde etmiş şekilde davranmak. Hack dediğim şeye gelelim. Birkaç hafta veya ay önce her gün yaptığımız program şuydu. Birazdan Instagram storylerimde paylaşacağım. Ben dün Gulfstream diye bir jet firması var. Uçak üretiyor. Onun sitesine girdim. Gulfstream.com'a. Ve bir uçak satın almakla ilgilendiğimi ifade eden formu doldurdum. Beni arayacaklar. Telefon numaramı verdim, e-mailimi verdim. Neyle ilgileniyorsunuz diye soruyor. Genelde nereden nereye uçuyorsunuz? Şu anda nasıl uçuyorsunuz diye soruyor. Onları doldurdum. Jet müşterisi gibi bir jet alışverişi yapacağım. Jet alacak param yok. Bilmiyorum sürpriz mi sizin için bu, ama öyle bir durum, ekonomik durumda değilim. Henüz, bakın, değilim diyorum ya, bunu böyle rahat söyleyebilmemin sebebi sürekli hayatıma aslında jet sahibi olduğumu hissetme egzersizini yaydığım için sizin bunu söylememeniz gerekiyor. Çünkü daha yeni başlıyorsunuz. Hemen zaten zihniniz size tepkiyle hayır, sen onu hiçbir zaman alamayacaksın, zırvalıyor, böyle bir şey olmaz diyen bir zihniniz var. Sizin onu yenmek için ilk yapmanız gereken bütün olumsuz ifadeleri tamamen kesmek. Fark etmek gerekiyor bunun için elbette. Olumsuzlukları tekrarladığınızı fark etmek bile enerji istiyor. Bunları sürekli yaparsak, ben bu yayını sürdürürsem, siz katılırsanız ve her gün bunu bir alışkanlık haline getirirsek, o zaman neler oluyor? Şimdiye kadar ölümüne başarıya katılanlardan gelen geri bildirim diyor ki insanların hayatı gerçekten değişmeye başlıyor. Bin bir tane farklı şey duydum şimdiye kadar. Neyse, konuyu dağıtmayayım. Beni arayacaklar, daha aramadılar. Ve ben daha önce istediğim spor arabayı almak için yaptığım gibi bu sefer de gerçekten bir jet
müşterisi gibi konuşacağım onunla, o arayan kişiyle. Ve sonuçta bunun bir zararı yok değil mi? Onlara da yok. Biraz vakit harcayacaklar ama sonuçta ben onu alabilir hale gelmem için bunu yapmam gerekiyor. Ve onlar da aslında ileriye yatırım yapıyorlar. Bilmiyorlar da. Belki önce ikinci el alırım. Belki önce hayatımda 3-4 kere kiraladım. Kiralamaya devam edelim falan. Ama sonuçta onların görevi. Ben oraya formu doldurdum. Bir özel uçak müşterisi olarak beni aramak durumunda. Arayacaklar. Ben hiç bozuntuya vermeyeceğim. Şimdi diyelim ki işte 15 milyon dolardan başlayıp üst sınır yok herhalde. 70-80 milyon dolara kadar giden yeni model çıkarmışlar. 750 mi? 800 mü? Süper bir şey. Bayağı gittikçe büyüyor uçaklar. Menzili de artıyor falan. Kapasitesi artıyor. 19 kişiyle uçabiliyorsunuz. Ben biraz dersimi çalışıp o uçakları biraz daha iyi tanıyor olmam gerekiyor sadece. Çok şuursuzca böyle hani yanlışlıkla form doldurmuş biri gibi görünmek istemiyorum. Ama bu oyunu, tırnak içinde oyun, sürdüreceğim. Konuşacağım, fikir alacağım, bana bir şeyler gönderecekler. Jet seçeneklerini, fiyatlarına bakacağım, menzillerine bakacağım, sorular soracağım. Belki birkaç ay boyunca beni takip edecekler. Gerçek bir müşteri ile yapacakları gibi. Ve sonra o süreçte doğal olarak ben sadece müşterisi gibi davranarak o jet firmasının farkında olmadan normalleştirmiş olacağım. O jeti alabilecek durumda değilken normalleştirmek böyle oluyor. Size uzak, korkunç, erişilmez, imkansız görünen şeyleri normal, hak ediyorum, zaten öyle uçmalıyım. Ve uçtuğumu, öyle uçan biri olduğumu hissediyorum duygusuyla, oradan hareketle. Gittikçe beni, kelimeleri hep tırnak içinde kullanıyorum. Kandırmak, manipüle etmek, kandırmak değil aslında. Manipüle etmek bir şeyi istediğiniz noktaya getirmek. Yani kötü anlamda kullanılıyor manipülasyon genelde ama öyle değil. Her gün her şeyi, herkesi manipüle ediyoruz. Çocuğumuza yapmasını istemediğimiz bir şeyi söylediğimizde manipüle ediyoruz onu. O aslında özgür bir birey değil mi? Ama her gün sürekli şeker yerse onun sağlığı için iyi değil. O yüzden manipüle etmemiz gerekiyor. İşte önce zihnimizi manipüle edelim. İçimizde bir çocuk var. Bir takım sınırlamaları var. Çocukken o sınırlarımız yoktu. Havada uçuyorduk. Yani yaratıcılığımız, üretkenliğimiz şimdikinden çok daha fazlaydı. Çünkü sorumluluklarımız azdı. Para kazanmamız gerekmiyordu. Anne babamız bizi besliyordu. Dolayısıyla hayat daha kolaydı. İşte onu kaybettik ya, bize toplum sürekli hadi bakalım artık kendi başınasın, para kazanacaksın, hayat zor, çık kapıdan gör gününü dedi ya ve biz kaybettik çocukluğumuzu. Onu geri kazanmak aslında oyun gibi görebilirseniz iş kolaylaşıyor. Yani bunu da bir böyle stres kaynağına dönüştürmenizi istemiyorum. Bir şey söyledi, bir öneride bulundu, denemeye değer. Mantıklı geliyor kulağa, deneyeyim. Dediğiniz noktada kendinizden beklentiniz bu bir sınavmış gibi olmasın, oyunmuş gibi olsun. Oynayayım, eğlenceli, 10 milyon dolarım olsun bankada. Ama önemli olan gerçekçi hale getirmek için o parayla ne yapacağınızı iyi düşünmeniz ve buna kafa yormanız gerekiyor. Oyun kısmı burası. Eğlenceli. Bakın, pahalı evlere, arabalara bakın. Başka yerde yaşamak istiyorsanız oradaki kiralık evlere bakın. Veya en basitinden Airbnb.com'a girin. Orada gecesi 250 dolar, 500 dolar neyse. En güzel villalar, havuzlu, en güzel evler. Neredeyse onları bulun ve ben burada yaşamak ister miyim? Yok, bunun şeyi uymadı. Havuzu küçükmüş veya ne bileyim iki odalıymış, ben beş oda istiyorum en az diye. Onun müşterisiymiş gibi. Bakın, alıcı gözle bakın. Sonra zaten bunu bir süre yaptığınızda gerçeklikle oyun arasındaki çizgi kayboluyor. Yani ben bunu niye yapıyorum mu sorgulamayı bırakırsanız, o noktaya kadar gelirseniz, sırf eğlenceli bir aktivite olarak bile sürdürülebilecek bir şey, değil mi? Akşamları ne bileyim televizyon izleyeceğinize, Twitter'da ekonomi, politika ile boğulacağınıza bakın, ev bakın, araba bakın, uçak bakın.
Uçak şu anda uzak geliyorsa oradan başlamayın çünkü amacımız korkudan uzaklaştırmak, normalleştirme sürecinde korku doğal bir tepkisi zihnimizin. Onu yavaş yavaş ufalta ufalta etkisini, sonra zaten gelebileceğiniz noktanın sınırı yok. Dediğim gibi Elon Musk için 10 milyon dolar bulmak bir yerden, 10 milyon dolar bir bina alması gerek, alma söz konusu olsa Elon Musk korkar mı? Uf, 10 milyon dolar kim nereden bulacak o kadar parayı der mi? Zengin olduğu için mi kolay hisseder 10 milyon dolar sahibi olduğunu? Hayır. Öyle olduğu için zengin oldu adam. Yani düşünün Elon Musk'ın ilk 20'lerindeki işte PayPal'in kurucularından biri zaten 30 yaşından önce milyoner olmuş adam. Yani 30 yaşından önce o zihinsel gerçeklik onda varmış ki o koşullar başka bir şekilde annesi ona özgüven vermiş. Yaşadığı yer farklı falan. Ama böyle insanlar az da olsa daha başlangıçta o zihniyette oluyorlar. Ben şimdi sizi manipüle ediyorum. Bu noktada size dışarıdan bir bilgi veriyorum. Böyle yapılınca oluyor. Ben yaptım oldu diyorum. Normalde sizin hayat seyrinizde belki kimse bunu söylemese veya başka bir yerde okumasanız, izlemeseniz, ilgi duymasanız, denemeseniz hiçbir şey değişmeyecek hayatınızda. Ama şu anda sırf bu yayını izlediğiniz için buna bir şans verirseniz bunun değişme olana şansı var. Buna inanın, güvenin. Benim bundan bir çıkarım yok. Ücretsiz size anlatıyorum işte. Ve devam da ederiz. İlgi görürse insanlar, hoşnut kalırlarsa. Ben işe yaradığının kanıtıyım ve ilk benle başlamadı elbette yüzlerce yıldır. Neville Goddard diye bir adam var. Kitabı göstereyim bir dakika. Ne zaman yazmıştım kitabı? Böyle kütük gibi onun birden fazla kitabının toplu basımı bu. The Power of Imagination diyor. Yani var. Bu zaten binlerce kişi tarafından daha önce denenmiş. 1946 Research. Şurada önce Instagram'a gösterelim. Bu kitapların her birinin yayınlandığı yıl. Yani var. Ben çıkarmadım, ben keşfetmedim. Ben kendimce yorumluyorum. Belki Türkiye'ye özel bir içerik haline getiriyorum. Çünkü işte Amerikalılar için farklı bir şekilde anlatmak gerekiyor özetle. Neyse. Diyordum ki oyun olarak görürseniz, sürdürürseniz o zaman o sınır kayboluyor. Ne gerçek ne şaka. Ve süre vermek istemiyorum çünkü bu şey gibi bir ürün verdiğinizde onun özelliklerini vaat olarak sunmak durumundasınız. Bir ürün üreticisi olarak hani sizin şu işinize yarar demek durumundasınız. Çünkü para veriyor müşteri size ama burada öyle bir şey yok. Size birkaç hafta veya birkaç ay içinde olacak diyemem ama ertesi gün bile genelde insanlar en azından bu oyunun etkisine kapılarak benim hayatımda ne gibi değişikliklere yol açacak bakalım bu oyun merakıyla yola çıkarak oradan hareketle o olumlu gelişmeleri bulmaya başlıyorlar. Bir de böyle bir boyut var. Üçüncü diyelim buna da. Şimdiye kadar hep olumsuzluk aradıysanız nasıl batacağız? Sabah kahvaltımızda dolar kaç olacak? Ev kiraları uçtu gitti. Şimdiye kadar gündeminizde doğal olarak Türkiye'de yaşayan insanlar olarak bunlar vardı. Twitter'da da, haberlerde de, her yerde, iş ortamında, okul ortamında insanlar bunları konuşuyor. Oradan önce zihnen kendimizi çıkarırsak sonra fiziksel olarak da çıkarmak mümkün olacak. Bu adamın dediklerini bir uygulayalım. Oyun gibi, 10 milyon dolarımız varmış gibi ev, araba, uçak şart değil. Ne istiyorsanız, herkesin istekleri dahil aynı değil. Bakayım, o müşterisi gibi davranayım. Zihnimi manipüle edeyim. Bakalım ne olacak? Bakalım ne olacak kısmı önemli. Böyle baktığınızda bu sefer her gün ekonomik olumsuzluk, politika, terör bilmem ne görmüyorsunuz. Yokluk, Covid, işte hem borsa çöktü hem kripto çöktü. Onlar tamam, onlar gerçeklik. Ama sizin onları düşünmeniz, hissetmeniz, büyütmeniz işinize yarıyor mu? Sanmıyorum. Kötü hissetmenize yol açıyordur en iyi ihtimalle. Ama oyunu oynamaya başladığınızda oyun ne? Normallik çerçevenizi genişletme, ona daha çok şey sığdırma oyununu oynamaya başladığınızda bakalım ne
değişecek bakışı, sırf o arayış bile sizin o olumlu bakışınız olumlu cevaplanıyor. İşte bu kısmını neden öyle anlamak durumunda değilsiniz. Nasıl olacak? Para nereden gelecek? Koşullarım neden değişecek? Bunları soruyor olabilirsiniz doğal olarak ama bu bilinç düzeyinde sorulan bir soru ve cevabı bilinç düzeyinde verilemeyebilir. Mucize gibi görünen şeyler, fırsatlar, olanaklar, insanlar, projeler size gelmeye başlıyor. Siz öyle baktığınız için. Neden bilmiyorum. Keşke açıklayabilseydim, keşke zihninizi bunu mantığınıza hitap eder şekilde. Bak şu 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 oluyor da orada böyle kimyasal bir tepkime gelişiyor. Oradan birden size böyle bir sürpriz çıkıyor diyebilsem. Yok, öyle bir şey yok. Dediğim gibi zaten o kadar basit olsa herkesin istediği, herkes yapardı o zaman bunu. Herkesin istediği olurdu. Herkesin istediğinin olmayacağını biliyoruz. Değil mi? Bu dünyada. Ama aslında olabilir potansiyel olarak. Benim mesajım bu. Yapmadığınız için, öyle bakmadığınız için, korkudan hareket ettiğiniz için, yokluktan hareket ettiğiniz için, bilinçaltınız tarafından bir çizilen çerçevede, bunu değiştirmek için bir şey yapmazsanız, o çerçeve içinde yaşamaya devam edeceğiniz için, sizin için bir şey değişmiyorsa bu yüzden değişmiyor. Bu mesajı almaya hazır olduğunuza göre, beni hala izlediğinize göre denemeye değer. Sürekli yaptığınızda heyecanla bekliyorum bana ulaşıp gerçekten sizin bahsettiğiniz zihin manipülasyonunu uyguladım. Oyun şeklinde kendimi zengin hissettim. Ve şöyle bir şey oldu. Bu bağlantıyı kurmak gerekiyor. Düzenli yaptığınızda bunu her gün her gün yaparsanız o sinyaller kesinlikle gelecek. Hiç kaçınılmaz. Yeter ki siz o duygu durumunun içine girin. Görmeye başlayacağız. Yani şimdiye kadar dediğim gibi 4 haftalık birer saatlik 4 oturum yapıyorduk veya 15 dakikayla 1 saat arası diyelim. Bunu sınıf halinde sınırlı bir kitleyle ücretli olarak yaptığımızda hiçbir zaman bir sınıfta hiç kimseden benim hayatımda şu gibi değişiklikler olmaya başladı sözünü duymadığım olmadı. Evet, herkesten o kısa süre içinde duymadım. Bir ay sürdüğü için program. Ama aylar sonra, yıllar sonra bilmiyorum yüzde kaçından insanlar başarı yüzdesi istiyor doğal olarak. Bilmiyorum. Belki ve yapamadıysanız sizin suçunuzdur denecek bir şey de değil bu. Demek ki henüz hazır değilsiniz diye bakıyorum ben o zaman bu mesaja. Çünkü mesajı duymak yetmiyor. Yüzlerce kişi girenler çıkanlarla birlikte bu yayınları izledi. Daha sonra banttan yüzlerce kişi daha, binlerce kişi daha belki izleyecek. Kaçı gerçekten bunu denemeye değer bulacak ve buna zaman harcayacak, enerji harcayacak ve sürdürecek. Bir kere de olacak iş değil çünkü. Bazılarınıza sırf bir kere denediğinizde bu yayın bittikten sonra kapatıp bir siteye girip sahibinden konu falan değil, Türkiye'de değil, sınırsız paranız var diye düşünün. Yani küçük, hayal kurarken bile küçük düşünüyorsak zaten o hani bahsettiğim, bu yayında bahsettiğim sınırlamanın bir kanıtı. Biz onun çok ötesine gitmek istiyoruz. Onun için dedim Airbnb'ye girin, hangi ülkeyi seviyorsanız Türkiye'de olabilir elbette ama en pahalı yerlere bakın. Ve unutun kendinizi, kaybolun o şeyde, sitede baktığınız varlıklar içinde. Bir süre yaptıktan sonra bu kaçınılmaz zaten. Şu ev güzel mi, bu oda yeterli mi, yeterince ışık alıyor mu? Yarın o oraya gidecekmiş gibi ya gelecek hafta oraya yerleşmeniz gerekse ne yapardınız? Bir de araba lazım. Bir de oraya business class ya da first class uçalım ya rahat gidelim. Bunları düşünüp bunlara kafa yorup bunu bir süre zararı yok. 15 dakika 20 dakikada yapsanız her gün. Her gün 20 dakika yapsanız iyi olur. Onun altında yapınca etkisi olmuyor. O oyun duygusunu kaybedip içinde kaybolma durumu 20 dakikada başlıyor diyebilirim. Yapın. Sonra göreceğiz bakalım bana ne gibi feedbackler gelecek. Çok sevdiğim bir şey bu benim. Ve çok tatmin oluyorum insanların evet dediğiniz gibi oldu demesinden. Bir şans verin. Sonra konuşalım. Ne kadar sürer bu yayın öngöremiyordum. Yani hani
etkileşimli olunca bir saate uzatmak daha kolay. Soru cevap da yapıyorduk ama soru cevap şunu gösteriyor bana. İnsanların soruları benim anlattıklarıma tepki olarak zihinlerinde oluşan soru işaretleri, endişeler, şüpheler, bunları ifade eden şeyler değil mi? Onları yok sayalım. Çünkü onlara cevap verince ben sizin bilinçaltınıza hitap etmiyorum ki. Bilinçaltımızın korkusuyla bilincinizin ürettiği soruları besliyoruz. O sorular normal değil. Benim söylediğim şeyleri yaptığınızda sorular anlamsızlaşacak zaten. Sizin zihninizin üzerinden ezip geçiyoruz onu. O korkuların, yokluk duygusu, bunu hayal bile edememe, kısıtlılık, normalinizin dışına çıkmanızı engelleyen ne varsa bütün o eksiklikleri beslemeyelim. O yüzden soru cevap yapmadım. İlk defa hep Q&A açık oluyordu uzunluğunda en azından. Yok sayıyoruz, dinlemiyoruz. Çünkü o korkuyla üretilen sorular onlar. Yaptım olmadı veya nasıl olacak? Sorular bana çok basit geliyor. Ben bunu defalarca yaptığım için anlıyorum soruları ama hiç cevaplamamak daha iyi. Dediğimi yapacaksınız, sorgulamayacaksınız. Zihniniz korkuyla üretiyor soruları, cevaplamayacağım. Dediğimi yaparsanız göreceksiniz. Yapmazsanız zaten izlemeye devam etmenizin de sebebi yok. O sorular ha cevaplanmış, ha cevaplanmamış, önemi yok. Bilincinize hitap etmiyor. Bilincinize şu anda söylediğim şey, senin tek görevin dediğimi yapıp bilinçaltını güvenli kılmak, huzurlu, rahat, zengin hissettirmek ona. Ondan sonra görev onun ve olanca ağırlığıyla %95 ila 99'la onun başarabileceklerine inanamazsınız. Siz kendi küçük, sizi küçümsemek için söylemiyorum, bilincin %1 ila 5 maksimum arasındaki yetkinlik, kapasite buraya kadar getirdi bizi arkadaşlar. Buradan sonrasına bilinçaltı ile devam edeceğiz. Çünkü orada %95 ila %99 var. Onun başarabileceklerine güveniyorum ben. Sizi şahsen tanımıyorum ama bu oyunu sürdürürseniz, düzenli olarak yaparsanız, kim olursanız olun, eğitiminiz olmasın, yabancı diliniz olmasın, iş deneyiminiz olmasın, yeter ki bunu izlediğinizde kapattıktan sonra hikayede kalmasın. Hepiniz açın browser'ı, Airbnb'yi, beğendiğiniz araba markasının sitesini girin. En azından fiyatını bilin, özelliklerini bilin. Çünkü düşünün, piyangodan çıkmamışsa diyelim ki Mercedes S serisi. Herkes için farklı tabii ki bu istekler ama genel örnek vermek için bir şey söylemek zorundayım. Fiyatını bile bilmediğin bir şeyi almayı hedeflemek gerçekçi mi? Fiyatını bile bilmediğin, nerede satıldığını, hangi renk seçenekleri olduğunu bilmediğin bir şey ancak piyangodan çıkarsa mümkün. Yani piyangodan milyon dolar çıktı, sen ilk defa Mercedes bayisine o milyon dolar hesabına yattıktan sonra gittin hayatında. Anca piyangoyla olur işte. Ama sen bir Mercedes müşterisi gibi davranırsan, o zihnini manipüle ettiğin için bir süre sonra rahatlık, konfor, normallik alanına girecek düzenli yaptığında ve ondan sonrası işte nasıl olacak açıklamıyorum ya, soru kabul etmiyorum ya, deneme gör, kaybedeceğim bir şey var mı? Mercedes'i gidip müşterisiymiş gibi davranıp bayiden, galeriden çal demiyoruz. Siteden özelliklerini öğren, sorgula, mail at. Elinizde var mı stokta, grisi var mı? Veya evle ilgileniyorsanız depozitosu ne kadar bilmem ne. Ne sorabilirsiniz? Müşterisi olsaydınız ne sorardınız? Bunu sorun, o etkileşimi yaşayın. Bunu düzenli olarak, yani aynı kişiye sürekli soru sormak şart değil. Ben mesela Ojet için formu doldurdum. Arayacaklar. Ne zaman arayacaklar bilmiyorum. Ne tür bir diyalog olacak onu da bilmiyorum. Belki gelmeleri falan gerekecek. Jet müşterisi sonuçta bu değil. Ama bunu hayatınızın bir parçası, bu egzersiz, zihinsel oyunu bir parçası haline getirirseniz bugün evle, sonra arabayla, sonra bankayla görüşün. Hani yüksek mevduat sağlayan müşterilerinize özel fırsatlar var mı diye sorun. Kendi bankacınız varsa ona sormayın da yabancı bir bankaya sorun, hiç çalışmadığınız. Birden karşınızdakinin size karşı bakışı değişecek. Yani
ne tür bir miktardan bahsediyoruz diyecekler mesela size. Siz 10 milyon dolar diyeceksiniz. Birden karşı taraftakinin, hani yüz yüze görüşmüyorsanız telefondan bile, gidin bankada yapın bunu, çok daha iyi olur ama davranışları değişecek. Siz kendinizi iyi hissedeceksiniz, birden o zenginlik oyunun içine gireceksiniz. Oradan hareket etmeye başlayacaksınız arkadaşlar. Bu kadar yeterli olmalı oradan hareket etmek. Şimdiye kadar farklı bir yerden, korkudan, kıtlıktan hareket ettiniz. Daha iyisinin yapılabileceğini biliyorsunuz. Bir de buradan deneyin. Onun doğal müşterisi, normalleştirmiş, normalize etmiş, beyniyle bu anlamda oyun oynayan biri olarak hareket edin. Bir de öyle deneyelim bakalım ne olacak. Kaybedeceğiniz bir şey olmadığı için ben kendimden örnek veriyorum. Ben böyle başardım başarmak istediklerimi ve başarı da hani bir sabit nokta değil. Sürekli bir yere gelince çoktan başka yere gitmiş oluyor. Sınır ne? Benim bir iddiam var. İlk kez izleyenler için komik gelebilir. Milyarder olacağım ben. Olacağımı size söylüyorum. Milyarderim aslında. Kullanacağım ifade bu. Dolar milyarderiyim. Ne diyor bu delimdir ne de demeyin diye olacağım diyor. Sadece bunu test etmek için. Yani sınırı yok bunun aslında. Çünkü ben şimdiye kadar 5-6 kere bir çalışma yaptım buna dair. Bu söylediğimi daha somut, yoğun bir çalışma haline getirdim diyeyim ve uyguladım. Her seferinde bir sonraki aşamaya geçmeme yardımcı oldu. Ve kıtlıktan, korkudan ne kadar uzaklaşırsanız da o kadar bolluk yaşıyorsunuz. Normalize etmek kısmı önemli. Ne zaman ben de bir yerden bir yere geldim ama korktuğumda ben de geriliyorum. Bu sürekli bir iş. Çünkü tersi sürekli söyleniyor bize. Sokağa çıktığınız anda, biriyle WhatsApp'ta mesajlaştığınız anda, televizyona baktığınız, Twitter'a baktığınız anda sürekli herkes tam tersini söylüyor. İşte o mesajlara sürekli maruz kaldığı için bilinçaltınız sınırları buraya koymuş. Bunu veri kabul etmiş durumda. Onun için onun dışına çıkmak için de sürekli yapmak gerekiyor. Ben de bakın kendimden söylüyorum. Ne zaman korkuya teslim olduysam, ne zaman bu çalışmayı bıraktıysam geriledim. Hem zihinsel olarak, duygusal olarak geriledim, hem gelirim azaldı. Yani şaka değil. Sizin elinizde aslında bir çubuk var böyle. Ben normallik, psikolojik normallik düzeyimi, eşiğimi nerede tutmak istiyorsam o düzeyin temsil ettiği türde bir hayat yaşıyorum. Bu kadar açık ve net bu. İster deneyin, ister denemeyin, artık size kalmış. Evet, su içeyim. Aklıma başka bir şey gelir mi? Soru cevap yapmıyoruz işte. Çünkü bu kadarı yeterli olmalı denemeye başlamak için. Şu anda bir tekrar söylüyorum, üçüncü kez. Bu yayını kapattıktan sonra hemen o browserlar açılacak. Airbnb, Mercedes, BMW, uçak, Emirates, nereye gitmek istiyorsanız first class uçak biletleri bakılacak. Çok yüksek rakamlar göreceksiniz, korkacaksınız önce. Ama sonra işte oyun orada başlıyor. Eski haliniz, eski şimdiki versiyonunuz korkacak. Yeni haliniz diyecek ki artık bu bizim gerçekliğimiz. Biz bu bir uçuşa 20 bin dolar verebilen, bir arabaya kaç milyonsa işte o kadar verebilen biriyiz. Sizin kendi içinizdeki korkan çocuğun ebeveynliğini yapmanız gerekiyor. Onu susturmanız, yatağa yatırmanız, uyutmanız ve akşam uyuduktan sonra yetişkin olarak kendi gerçekliğini değiştirmek isteyen ve bu yolda adım atmaya karar veren biri olarak bu söylediğim oyunu uygulamanız gerekiyor. Bunu her gün yapmanız gerekiyor. Zor mu? 2-3 gün yapın. Hiçbir sinyal gelmezse, olumlu sinyal. Bakın o bağlantıyı kurmak da önemli. Ben bu adamı izledim. 2-3 gün yaptım bunu. Sahte alımlar yapacakmış gibi bir takım emlak sitelerine, araba sitelerine baktım. Unutacaksınız. Oyunla gerçeklik arasındaki bağlantı kesildiği için bir şey olacak hepinizin hayatında. Olumlu bir şey. Bunun mutlaka böyle para yağması şeklinde olması gerekmiyor. Öyle bir beklenti olmasın. Yani bakışınız değişiyor demem bu. Yani hani şu örneği veriyorum en basitinden. Aa, bu da mı diyeceksiniz çünkü. Bir kafede otururken yan masada oturan ailenin küçücük bebeğinin size gülücük atması da sinyal olabilir. Olumlu bir sinyal. Sizin o yetişkin işte dertlerle boğuşan, geçim derdiyle uğraşan halinize
göz kırpan bir şey olabilir o bebeğin gülümsemesi. Siz onu kabul ederseniz ama ilk sinyali alırsanız ha tamam işe yarıyor diyeceksiniz bir. Bir de evren her ne güçse tamam bu sinyalleri alıyor daha iyisini daha büyüğünü verelim diyor. İşte böyle saçma şekilde hikaye gibi anlatıyorum ki çünkü anlamadığımız kısmı bu. Anlatabilsem keşke ama anlamak şart değil. Wi-Fi kullanıyorsunuz, elektromanyetik dalga. Ben elektrik mühendisiyim. Elektromanyetik dalga teorisi dersi aldım. Birkaç kere de geçtim ama teorik olarak nasıl çalıştığını biliyorum. Ama yine de dalgaları göremiyorum mühendis olduğum için. Şu anda her yerde elektromanyetik dalga var. Radyo dalgaları, Wi-Fi dalgaları. Anlamanız gerekmiyor ama internete erişmek için değil mi? Aa ben interneti hak etmek için önce elektromanyetik dalga teorisi çalışmalıyım. Onu anladım ama hala görmüyorum. Bir de gözlük takayım ki o dalgaları göreyim. Yoksa ikna olmazsam bu internetten faydalanamam demiyorsunuz hiçbiriniz değil mi? Bu da öyle. Bunlar var. Gerçeklik. Böyle kütük gibi bir adam 1900 kitap kütük gibi adam değil. Böyle bir kitap yazıldıysa bu konuda evet saçmalık yazılmış da olabilir ama bu adamın bu kitabı yazmasında kitaptan zengin olan bir adam değil sonuçta. Niye bu enerjiyi, bu emeği harcıyor? Bu mesajı yaymak için. Ben niye? Evet, ben de bunun için. Çünkü bunun tadını aldığınızda, işe yaradığını gördüğünüzde ikinci yaşayacağınız şey çoğu insanda bu oldu. Şey olacak, bu bilgiyi paylaşayım. Benim işime yaradı. Ufak ölçekte bile olsa hemen sevdiğiniz insanlara, arkadaşlarınıza ulaştırıyorsunuz bu bilgiyi. Demin ölümüne başarılı internette aradım. Birisi foruma şey yazmış. Bu ölümüne başarı eğitimini ücretli olarak alalım mı? Birlikte paylaşalım mı? Ücretli programa katılmak için. Altına yazmışlar. Dolandırıcılık bilmem ne saçma sapan bir şey falan. Böyle görmek de normal. Çünkü bilinçaltı daha orada kapıyı kapatıyor. Birisi mesajı almaya yaklaşmış. Bu kadar para eder mi veya bütçesi yetmiyor bunu değerlendirirken yazmış 2 sayfa boyunca altına neden bunun ölümüne başarı programının dolandırıcılık olduğu anlatılmış 2 sayfa boyunca. Bununla mücadele etmek kolay değil gibi görünüyor ama bilinçaltı %95 ila %99 siz onu bir şekilde ikna ettiğinizde o kadar güçlü ki o. Sen çekil bakayım diyor ben halledeceğim her şeyi ve işte 7 sene önce ayda 10 bin dolar kazansam kazanıyorum diye bu yolculuğa ilk çıkan birinin Kasım ayında 2021'de bir günde 110 bin dolar kazanmasını sağlayan yolculuk bunun arkasında bu var. Nasıl oldu bilmiyorum. Neden oldu? Bunu yaptığım için oldu. Onu biliyorum. Yani bunları hiç yapmayan bir versiyonum hala Rusya'da yaşıyor. Hala 10 bin dolar kazanmak istiyor. Bu versiyonum şu anda bu bilgiyi sizle paylaşıyor. Çünkü benim çok işime yaradı. Ne oluyor? Ben anlatınca bir şeyi öğrenmenin de en iyi yolu anlatmak derler ya. Benim içimdeki buna dair inanç kuvvetleniyor. Çünkü ben de uzayda oksijensiz ortamda yaşamıyorum. Bu bahsettiğim olumsuzluklardan, kıtlık hissinden muaf değilim. Onunla benim de sürekli hala bu işe yaradığı biliyorum. Ona rağmen hala aktif olarak mücadele etmem, savaşmam gerekiyor. Size anlatmak onun bir parçası. Şimdi anlattım, sorumluyum. Size yayın bittikten sonra yapmanız gerekeni söyledim. Size söyledikten sonra ben yapmazsam yemeğe gideceğiz şu anda yapmayacağım ama her gün bir de defterim var. Bu defterlerden ben onlarcasını doldurdum. Her gün yazdığım şeyler var. Özel olduğu için gösteremeyeceğim ama şöyle uzaktan ileride süper zoom keşfedildiğinde bunu okursunuz. Hala her gün yazıyorum, hala her gün çalışıyorum. Bu bitmiyor arkadaşlar. Yani kötü bir şey değil ama çünkü bir kere işinize yaradığında bu sefer bir sonraki aşamaya geçmek istiyorum. Bir daha yapacağım bu çalışmayı. Şevkiyle daha bilinçli, daha inançlı diyeyim, olarak yapıyorsunuz bunu. Ama bitmiyor. Bu defterlerden gerçekten onlarca var. Her gün yazıyorum. Evet, teşekkürler izlediğiniz için. 1 saate yaklaştık. Boğazım kurudu. Devam ederiz. Hoşunuza gittiyse Twitter'dan yazın. Hekim Nazım Kaya. Mesaj atmayın. DM değil. E-mail mesaj benim için kayboldu. Çok koptum. Yani bugün hayatınız değişmeyecek. Bu yayının şu anda 30 saniyesi kaldı. Bittikten sonra
sahip olmak istediğiniz şeyleri sahipmiş gibi veya yarın alacakmış gibi takip edeceksiniz, müşterisi haline geleceksiniz, normalleştireceksiniz. Bunu en az birkaç gün yapacaksınız. Sonra sinyalleri aramaya başlayacaksınız. Bakalım benim ne işime yaradı bu adamın söyledikleri. Hadi bakalım şimdi sonuçlar gelsin diyeceksiniz. Ama istemek değil, yapmak ve bırakmak. Müşterisi gibi davranıp, oyun gibi onu hissedip sonra akışına bırakmak. Sürekli peşinden koşmak, sürekli yokluk hissini güçlendirmek değil. Anlatabildim mi? İkisi arasında ufak bir fark var. Yani ne yapayım? Hikayelerimi de göstereceğim birazdan dediğim gibi Instagram'da. Ekranı var. Teşekkürler uçaklarımızla ilgilendiğiniz için. Bunun ötesinde bir şey değil. Ne zaman ve nereden ne şekilde gelecek parayla alabileceğimi henüz bilmiyorum. Ama milyarder olacaksam da bir uçak 10 milyon, 20 milyon dolar uçak hiçbir şey mi? Alacağımı biliyorum. Aldığımı biliyorum. Teşekkürler izlediğiniz için. Umarım faydalı olmuştur. Devamını getiririz. İyi geceler size. Hoşçakalın.